Google internet tarayıcısını yıllardır kullanıyoruz. Ancak son dönemde Google demode kalmaya başladı. Yapay zeka gelişmelerinin ardından artık ihtiyaçlarımıza cevap veremez hale geldi. Bu videoda son dönemde dikkat çeken ve Google'ı tahtından edebilecek Yapay zeka destekli internet tarayıcısı Perplexity AI'yı anlatacağım. Perplexity AI yapay zeka kullandığı için oldukça yenilikçi bir arama motoru. Google gibi klasik tarayıcılarda arama yaptığınızda size sonuçları sıra sıra veriyor. Reklamlar, SEO taktikleriyle öne çıkan bilgi kirliliği derken istediğimiz sonuca bir türlü ulaşamıyoruz artık. Burada ise arama sonuçlarını sıralamak yerine özet şeklinde yanıtlar sunuyor. Ve bu yanıtların içerisinde kaynaklara doğrudan atıf yapıyor. Özetle istediğiniz soruyu sorun ve hızlı bir şekilde karşınıza getirsin. Bu platformun önceliği güncel ve doğru bilgiyi size en hızlı şekilde sunmak. Ayrıca önceki sorgularınızı da hatırlayabiliyor ve buna göre size daha tutarlı cevaplar verebiliyor. Şaşırtıcı olan ise Perplexity AI içerisinde 40'tan az çalışanın olması. Ancak günümüz itibariyle 10 milyon kullanıcıyı geçmiş durumda. Bununla birlikte şirket ciddi yatırımlar alıyor. Son dönemde Nvidia, Jeff Bezos gibi yatırımcılardan 73.6 milyon dolarlık bir fon topladı. Ve şirketin değeri ise tahmini olarak 520 milyon dolar olarak görülmekte. Ayrıca iOS ve Android sürümleri de mevcut. İstediğiniz yerden kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte Pro versiyonunda daha kapsamlı aramalar yapabiliyoruz. Ancak ücretsiz versiyonunda gayet yeterli. Günlük kullanım için ideal diyebilirim. Şimdi Perplexity AI neler yapabiliyor? Hemen incelemeye geçelim arama kısmında Perplexity AI yazdıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada bilginin başladığı yer diye güzel bir başlık atmışlar ve arama kısmından sorgularımızı yapabiliyoruz. Hemen alt tarafta ise fokus bölümü var. Buradan hangi alanda araştırma yapıyorsak oraya odaklanabiliyoruz. All bölümü genel aramayı temsil eder. Akademik araştırma yapmak isterseniz akademiyi, YouTube özelinde bir bilgi arıyorsanız YouTube seçmeniz gerekli. Writing kısmı ise arama yapmadan sadece metin oluşturmak için kullanabiliyoruz. Reddit kısmı Reddit platformu içerisinde arama yapıyor. Wolfram ise matematiksel ve istatistik hesapları için Wolfram platformunu kullanıyor. Hemen yan tarafta ise Pro bölümü var. Pro bölümünü kullanmak için üyelik oluşturmak gerekiyor. Pro versiyonu aramaları çok daha kapsamlı ve doğruluğu yüksek oluyor. Ücretsiz versiyonda ise 4 saatte 5 sorga hakkımız var. Ayrıca yine ücretsiz versiyonda günlük 3 adet görsel, PDF vesaire yükleyebiliyoruz ve bunun hakkında sohbet edip araştırma yapabiliyoruz. Sol kısımda ise hızlı menü yer alıyor. Alt tarafta ise Discover bölümü var. Buradan popüler aramalara göz atabilirsiniz. Yine alt tarafta ise kütüphane bölümü mevcut. Geçmiş sorguları buradan görebiliyoruz. Şimdi örneklere geçelim. Perplexity ilk başta Türkçe dil desteği vermiyor gibi görünse de, aramalarda Türkçe kullandığımızda Türkçe olarak cevap veriyor. Tabi bütün yapay zekalarda olduğu gibi en iyi performansı İngilizce olarak alıyoruz. Ancak Türkçesi gayet yeterli ve anlaşılır. İlk sorum şu şekilde. Midjourney'e yeni eklenen tutarlı karakterler oluşturma özelliği nedir? Hızlıca açıkladı ve sonucu özet olarak bize sundu. Bu arada ücretsiz versiyonda aramalarda altyapı olarak GPT 3.5 kullanıyor ve sürekli güncelliyorlar. Pro versiyonuna geçerseniz GPT-4 Turbo Cloud 3 gibi modelleri kullanabiliyoruz. Buna daha sonra geleceğim. Bununla birlikte özetin üst kısmında kullanmış olduğu kaynakları gösteriyor. Eğer özet sizi tatmin etmezse hızlıca kaynağa gidip kontrol edebilirsiniz. Sağ tarafta ise arama alakalı görseller ve videoları araştırabiliyoruz. Görsel ve video aramasını isterseniz search bölümü var buradan ulaşabilirsiniz. En alt kısımda ise görsel üretme bölümü var ancak bu özellik pro versiyon için geçerli. Hemen alt tarafta ise bize başka soru örneklerini sunuyor. Buradan bize uygun olan soru varsa hızlıca sorabilirsiniz. Şimdi özet bölümünün alt kısmına geldiğimizde ise farklı seçenekler mevcut. Burada share kısmı var. Bu şekilde arama sonuçlarını paylaşabiliyoruz. Rewrite kısmı ise cevabı yeniden oluşturmamız için bize seçenek sunuyor. Burada pro araması, GPT-4 Turbo ve Cloud 3 gibi yapay zekaları kullanarak farklı cevaplar alabiliyoruz. Ücretsiz versiyonda sadece Pro araması mevcut ve diğer modelleri kullanmak için Pro versiyonu gerekli. Bununla birlikte Edit Query bölümünde ise sorduğumuz soruyu düzenleyebiliyoruz. 3 nokta içerisinde ise kaynaklar var. Burada kaynakları kontrol edebilir ve istemediğiniz kaynakları çıkarabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir özellik olmuş. Devam edelim. Bu sefer Pro aramasını aktif ettim. Ücretsiz versiyonda Pro araması 4 saatte 5 aramaya izin veriyor. Bu sefer adım adım ve daha dikkatli bir şekilde aramayı yaptı. Bu sorgu açısından ilk aramaya nazaran bir seviye daha detaylı açıklama yaptı ve daha fazla kaynak buldu. Ancak şunu belirtmem lazım, ücretsiz versiyonu da başarılı çalışıyor. Şimdi başka bir soru soralım. Bu sefer Elon Musk'ın OpenAI'ye açmış olduğu davayı soracağım. Pro üyelik olan hesabımla bunu yapalım ve diğer modeller nasıl çalışıyor hep birlikte görelim. Soru ise şu şekilde Elon Musk OpenAI'ye neden dava açtı? Bu durum yapay zeka dünyasında nasıl yankılandı dedim. Burada detaylıca soruyu cevapladı. OpenAI kar amacı gütmeyen orijinal misyonundan uzaklaşmakla suçlanıyor. Bununla birlikte davanın yapay zeka dünyasında oluşturduğu etkileri de açıklamış. Pro versiyonunun en güzel özelliklerinden birisi ise Perplexity'nin vermiş olduğu cevapları başka yapay zeka modelleri kullanarak yeniden oluşturabilmemiz. Örneğin bir konu hakkında Pro modelinden istediğiniz cevabı alamazsanız GPT-4 Turbo, Cloud 3 gibi modelleri kullanabiliyoruz. Burada ilginç bir durum var. ChatGPT içerisinde ücretli aboneliği kullansanız dahi şu aşamada GPT-4 Turbo'ya ulaşamıyoruz. Ancak bu model bize GPT-4 Turbo'yu sunuyor. Bununla birlikte Cloud yapay zekası ülkemizde maalesef kullanılamıyor. Ve burada Cloud'un son versiyonunu kullanabiliyoruz. Ancak şu aşamada Cloud'un en yetenekli Opus modeli için günlük 5 arama sınırı koymuşlar. 5 aramadan sonra Sonet modeline geçiyor. Modellere göz atacak olursak, ilk model standart olarak gelen ve ücretsiz versiyonda da sınırlı olarak kullanabildiğimiz Pro modeli. Bu model Perplexity AI arama motorunun en güçlü modeli olarak lanse ediliyor. Alt tarafta ise yine Perplexity'nin kendi ürünü ve şu aşamada deneysel bir çalışma olan ayrı bir model var. Bununla birlikte GPT-4 Turbo ve Claude 3 modelleri de mevcut. Hemen altında ise Mistral Large modeli var. Mistral bir Fransız şirketi ve bu ürün onların ürettiği bir yapay zeka modeli. Burada deneyimlerime göre sıralama yapacak olursak en iyi sonucu Cloud 3 ve GPT-4 Turbo'dan aldım. Ancak Pro modeli de iyi çalışıyor. Pro modeli bazı durumlarda yetersiz kalıyor ve diğer modellere geçiş yapıyorum. Deneysel model ise iyi ancak bazı durumlarda çok stabil değil. Mistral modeli ise güzel çalışıyor bir sıkıntısı yok gibi duruyor. Muhtemelen alışkanlık genelde GPT ve Cloud modellerini tercih ediyorum. Şimdi soruya geri dönelim ve diğer modellere cevaplatalım bakalım ne farklar ortaya çıkacak. İlk olarak deneysel model. Bu modelde pro versiyonuna göre daha uzun bir biçimde cevapladı. Ancak bu sefer çok daha az kaynak buldu. Pro aramada 20 civarında kaynak buldu. Bunda ise 5 civarında. Doğru kaynaklar olduğu sürece kaynak sayısı önemli değil. Ancak pro aramaya göre çok uzun yazdı. Bence bu bir dezavantaj. Ben net ve özet bilgi ararım açıkçası. Dediğim gibi şu aşamada çok stabil değil. Adından da anlaşılacağı üzere deneysel bir çalışma muhtemelen ileride gelişecektir. Devam edelim. Bu sefer GPT-4 Turbo modunda arama yapalım. Pro'ya göre daha net bir özet çıkardı ve GPT-4 tarzında bize cevapladı. Bu arada sorunun hangi modelde cevaplandığı sağ alt köşede belirtiliyor. Şimdi Cloud ile devam edelim. GPT-4'e göre biraz daha uzun bir özet çıkardı. Verdiği kaynak sayısı hemen hemen aynı. Deneyimlerime göre Cloud modeli gerçekten başarılı çalışıyor. Özellikle zor bir araştırma konunuz var ise Pro modeli bazen bilgi bulamadım diyebiliyor. Ancak Cloud ise sorduğunuz detay bilgiyi hızlı bir şekilde bulabiliyor. Tabii ki bu durum her zaman geçerli değil. Her arama özelinde davranışlar değişebilir. O yüzden sizin için en verimlisi neyse onu seçmeniz lazım. Şimdi ise Mistral Large modeline bakalım. Burada özeti güzel bir şekilde sundu ancak alt tarafta ekstra kaynaklara yer verdi. Zaten kaynaklar üstte mevcut. Ayrıca kaynak vermesi modelin kendi içerisinde çalışma mantığına dayanıyor. Mistral'de bu şekilde görünüyor. Perplexity'nin hangi modelini kullanacağını ise ayarlardan seçebilirsiniz. Burada ben standart ayarda bırakıyorum. Şimdi ise fokus moduna detaylıca göz atalım. Şu ana kadar yapmış olduğumuz aramaları all yani tüm internet kısmından yapmıştık. YouTube bölümünü seçelim. Hem pro hem de ücretsiz modelde nasıl çalışıyor bakalım. İlk olarak ücretsiz modelde arama yapacağım. Büyük dil modeli nedir dedim ve güzelce açıkladı. Ayrıca referans aldığı videoları da hızlıca karşımıza getirdi. Şimdi pro versiyonu açıkken aynı soruyu soralım. Çok daha detaylı bir açıklama sundu ve daha çok kaynak getirdi bize. Şimdi ise akademik aramaya gelelim. Burada bilinçli yapay zekaya ulaşmak mümkün mü diye sordum. Ancak cevabı bu sefer bize İngilizce verdi. Ayrıca bir tane de makale kaynağı buldu. Şimdi pro versiyonunda arama yapalım. Bu sefer 20 tane kaynak buldu. Ayrıca cevabı Türkçe verdi. Çok detaylı bir biçimde bize açıkladı. Buradan şunu görüyoruz. Akademik araştırma yapılacaksa ücretsiz versiyon yeterli olmayabilir. Tabi araştırma konusuna göre değişebilir bu durum. Bu soru için bu şekilde davrandı. Şimdi Writing bölümüne gelelim. Bu bölüm bildiğiniz ChatGPT gibi sohbet edebileceğiniz bir mod. Burada internet tarayıcısı özelliği devre dışı kalıyor. Sadece sohbet edebiliyorsunuz. Metin tabanlı birçok işlevi yerine getiriyor. Hatta kod bile yazıyor. Şimdi 4 işlem yapacağım bir hesap makinesi oluştur oluşturmak istiyorum ve kendisinden kod oluşturmasını istedim ayrıca bunu ücretsiz versiyonda yazdım hemen oluşturdu bakalım kod çalışıyor mu Google kolap Rotary'e gidiyoruz kolap hakkında bilgi almak isterseniz ayrı bir videom var sesten altyazı oluşturabileceğimiz Whisper yapay zekasını anlattığım videoda detaylıca bahsettim merak edenler oraya bakabilir yeni not defteri diyorum ardından çalışma zamanına bağlan dedim ve kodu alıp buraya yapıştırdım. Çalıştır butonuna bastım ve kod çalıştı. Burada yapmak istediğiniz işlemi seçin diyor ve ben çarpma işlemini seçtim. Sonrasında ise sayıları girdim ve işlem tamam. Şimdi bu kodu Pro versiyonumda yaptıralım bakalım fark olacak mı? Bu sefer bize soru sordu ve hangi programlama dilini kullanayım diye soruyor. Ben Python'ı seçtim. Kodu oluşturdu ve detaylıca açıklamalarda bulundu. Yine aynı şekilde Colab'da çalıştıralım. Neredeyse ücretsiz versiyon ile aynı ancak ek olarak 5. bir seçenek ekledi çıkış yap diye. Tabii ki kapsamlı çalışmalarda denemek lazım. Bu sadece çok basit bir örnek. Devam edelim ve bu sefer Wolfram Alpha moduna bakalım. Bu platform matematiksel ve istatistik hesaplamaları yapabiliyor. Şimdi hemen bir matematik sorusu soralım kendisine. Ekran görüntüsü olarak yüklediğim bir integral sorusunu sordum. Ancak burada ücretsiz versiyonda ekran görüntüsü alıp Wolfram modunu kullanırsanız maalesef Pro versiyonunu almanızı istiyor. Soruyu doğru çözdü ve GPT-4 Turbo kullandı. Güzel bir şekilde açıkladı. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Burada metin olarak yazarsanız soruyu ücretsiz versiyonda çalışacaktır. Şimdi son olarak Reddit kısmına bakalım. Elden Ring oyununa yeni bir beklenti gelecek. Bakalım bu konu özelinde hangi tartışmalar dönüyor? Ücretsiz arama için direkt olarak Elden Ring DLC yazdım. Sonuçları bize İngilizce getirdi. Ancak kaynak olarak Reddit içerisinde Türkçe konuşmalara bizi yönlendirdi. Gördüğünüz üzere sunmuş olduğu bütün kaynaklar Reddit içerisinden sunuldu. Pro versiyonuna bakalım. Yine Elden Ring DLC yazdım. Bu sefer açıklamalar Türkçe. Ancak Reddit içerisinde konuşulan kaynakları İngilizce olarak karşımıza getirdi. Bence gayet başarılı çalışıyor. Devam edelim bir pdf yükleyelim bakalım nasıl çalışacak. 42 sayfalık Cloud yapay zekasını teknik dokümanına yükleyeceğiz. İlk olarak ücretsiz versiyonu deneyelim. Dosyayı yükledim ve hata verdi. 25 MB üzeri pdf yüklenmediğini belirtti. Bu arada yüklediğim dosyanın boyutu 28 MB civarında. Şimdi pdf'nin boyutunu küçültüp tekrar deneyelim. Özet çıkar dedim ve özeti başarılı bir şekilde çıkardı. Ancak kısa gibi görünüyor. Şimdi sohbete devam edelim. Bu sefer modeller hakkında bilgi soracağım. Opus ve Sonet modellerini kıyaslar mısın dedim. Yine güzel bir şekilde özeti çıkardı. Şimdi Pro modeline bakalım. İlk sonuca göre bayağı detaylı bir özet çıkardı. Ve birçok kaynak sundu. PDF 42 sayfa ve teknik konular yer alıyor. Gayet başarılı. Şimdi bir de Cloud modelini inceletelim. Bakalım kendi dökümanı nasıl inceleyecek. Cloud ise kendi tarzında madde madde açıkladı ve gayet açıklayıcı güzel bir özet sundu bize. Şimdi Opus ve Sonet modelleri arasındaki farkları madde madde açıkla dedim. Bunu da gayet güzel açıkladı ve istediğimiz gibi madde madde modelleri kıyasladı. Şimdi ise görsel üretme yeteneğini size göstermek istiyorum. Görsel üretmeden önce ayarlardan hangi modelin kullanılabileceğini seçebiliyoruz. Buradan ben Playground 2.5 modeliyle devam edeceğim. Önceden de bahsetmiştim. Görsel üretmek için Pro versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Şimdi kısa bir hikaye yazdıralım. Bakalım alakalı görselleri oluşturabilecek mi? Bunun için writing bölümüne geldim. Burada bize bazı sorular sordu ve cevapladım. Daha sonra hikaye oluşturdu. Hikaye Osmanlı döneminde geçen bir aşk ve kahramanlık hikayesi. Şimdi görsel oluştur diyorum. Karşımıza dört farklı seçenek çıkıyor. Painting, fotoğraf, illüstrasyon ve diagram. Şimdi hepsini teker teker inceleyelim. Hikayeyle alakalı değil ancak karakterleri bir nebzede olsa oluşturdu la alakalı görseller olması lazım. Bence kötü çalıştı burada. Şimdi ise arama kısmında deneyelim. Dünya neden eğiktir diye sordum. Güzelce açıkladı. Şimdi görsel oluşturma bölümüne bakalım. Bunda da yine alakasız görseller oluşturdu. Bu sefer soruyu İngilizce yazdım ve tekrar görsel oluşturdum ve gördüğünüz gibi tutarlı ve arama sonucumuza uygun görselleri getirdi. Özetle diğer yapay zeka modellerinde olduğu gibi en iyi sonucu İngilizce'de alıyoruz. Türkçede gayet başarılı ancak görsel oluşturma kısmında pek çalışmıyor. Son olarak kütüphane bölümünü göstermek istiyorum geçmiş aramalarımızı buradan kontrol edebiliriz. 3 nokta kısmına gelelim ve burada geçmişte olan bütün aramaları silebiliyoruz. Artı butonu ise yeni bir arama başlatıyor. Hemen yanında ise collection bölümü var. Burada aramalarımızı gruplandırabiliyoruz ve organize edebiliyoruz. Yapay zeka isimli bir collection oluşturdum ve bazı aramaları bunun içerisine ekleyeceğim. Burada istediğim aramaları ekledim ve artık bu aramalar yapay zeka grubunun içerisinde yer alıyor. Kullanışlı ve güzel. Ayarlar kısmında ise profil bölümü var. Burası ilginç. ChatGPT içerisinde bulunan custom instructions bölümüne benziyor. Kişisel bilgilerinizi buradan paylaşabilirsiniz. Bu sayede Perplexity sizi daha iyi tanıyacak ve daha kişisel bir deneyim yaşayacaksınız. Ayrıca aramalarınızda bu bilgilerin kullanılmasını istemiyorsanız pause kısmı var. Buradan geçici olarak durdurabilirsiniz. Son olarak ücretlendirme kısmını göstermek istiyorum. Ücretsiz kısmı ise yeterli gelmezse aylık ve yıllık olarak bize iki seçenek sunmuşlar. Burada aylık 20 dolar ve yıllık ise 200 dolarlık bir ücreti var. Bu arada Android ve iOS platformlarında ücretlendirme Türk Lirası üzerinden gerçekleşiyor. Yanılmıyorsam iOS üzerinden daha ucuz ve 600 TL civarında olması gerekiyor ücret. Eğer Pro üyelik düşünüyorsanız ve kur dalgalanmasından etkilenmemek için mutlaka mobil platformlar üzerinden işlem yapın. Pro versiyonunda ise günlük 600 arama yapabiliyoruz. Gayet yeterli bir rakam. Evet, uzun ve kapsamlı bir inceleme oldu. Perplexity AI'yi gerçekten başarılı buluyorum ve uzun zamandır kullanıyorum kendisini. Google'ı tahtından edebilir mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak Google bu şekilde yerinde saymaya devam ederse ileride bu durum gerçekleşebilir. Google en çok gelirini internet tarayıcısından elde ediyor. Tabii ki bu payı kaptırmak istemeyecektir. Ancak Perplexity o kadar düzgün ve stabil çalışıyor ki şu aşamada Google'ın işi gerçekten zor görünüyor. Ücretsiz versiyonu gayet başarılı ve günlük kullanım için yeterli. Ancak kapsamlı bir araştırma yapacaksanız belki Pro versiyonuna ihtiyacınız olabilir. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 10.000 takipçi olmamıza az kaldı. Destekleriniz çok önemli. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.